Hud suresi ayet 112. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin beni Hud suresi kocattı dediği, Hud suresi kocattı dediği Hud suresi. Hud suresinin içindeki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir anda saçına sakalına aklar düşüren ayet-i kerime. Sen emrolunduğun üzere dosdoğru ol. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu ayet-i kerimeyi okuduğunda tabiri caizse kendinden geçiyor. Beni Hud suresi kocattı deyip Hud suresinin içindeki ayet-i kerime. Sen emrolunduğun üzere dosdoğru ol. Seninle birlikte tövbe edenler de. Yani dosdoğru ol kim? Hazreti Peygamber ve onunla beraber tövbe edenler, yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti, ümmetin içerisinde o Allah'a tövbe eden kimseler, hadde tecavüz etmeyin. O zaman haddi aşma, haddi aşanlardan olma, haddini bil. Her şeyde demişler ya böyle hani en büyük erdemlilik haddini bilmek diye. En büyük erdemlilik haddini bilmek demişler. Sufiler bunu çok önemli görmüşler. Demişler haddini bil her şeyde. Haddini bil diyor. Burada diyor hadde tecavüz etmeyin. Yani haddinizi bilin. Haddinizi aşmayın. Haddinizi aşarsanız muhakkak birilerinin hakkına, hukukuna, haddine tecavüz etmiş olursunuz. Birinci derecede Allah'a haddini bil. Allah'ın sınırlarını aşma. Haddini bil. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sınırlarını aşma. Haddini bil. Kur'an ve sünnetin sınırlarını aşma. Haddini bil. Haddini bil. İnsanların arasında sınırı aşma. Haddini bil. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, etrafına karşı haddini bil. Sınırını aşma.